Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Ahzab suresinin 61. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz 60. ayet-i kerimede Medine'de her türlü fitne ve fesadı çıkaran ve kötü haberler yayan Yahudilerin de desteğiyle Müslümanlar arasında yani savaşa varacak kadar çarpışmalara sebep olan İffetli kadınlara iftiralarda bulunan, ahlaksızlığın yayılması için her türlü kötülüğü yapmaya çalışan insanlardan bahsediyor. Onlara münafık ve mürcifun. Yani her türlü pisliği, adam öldürme dahil, yapan insanlar. Bunlara bir ilan veriyor ayet-i kerimede, 60. ayet-i kerimede. Bunlardan vazgeçmelerini, yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara haddini bildireceğini ifade etmişti 60. ayet-i kerimede. Onlar Allah'ın rahmetinden uzak kalmış insanlardır. Onlar nerede bulunursa eynema suqifu uhuzu ve kutilu taktila. Söz dinlemeyen, hukuka uygun hareket etmeyen, Allah'a ve Resulüne isyan eden, talan, yalan ve adam öldüren ve işleri bu olan bu insanları nerede bulursanız orada, tabi hukuk dairesinde öldürün diyor Allah Celle Celaluhu. Olur mu hocam diyenler olur.
Hani güzel bir söz vardır. Kurda acıyan, bir tane kurda acıyan, bin tane kuzuya acımıyor demektir. Çağımızda olduğu gibi. 40 bin insanımızın kanına giren adam dünya tarafından korunma tarafına gidiyor. Yeniden öldürsün diye. Öldürmeler devam etsin diye. Ve bu tavırlarıyla insanlar arasında ayrım yaptıklarını ortaya koyuyorlar. Bu yeni de değil diyor Rabbim. Geçmiş peygamberlerde de Allah'ın kanunu bu. Sünnetellahi fillezine halev min qabl. Bundan önceki geçenlerde de Allah'ın kanunu budur. Düzenin bozulmaması gerekiyor. Bu düzeni bozanların da hizaya getirilmesi gerekiyor. Velen tecide li sünnetillahi tebdila. Allah'ın kanunu değişmez diyor Rabbimiz. Yes'elüken nâsü anissâ'a. İnsanlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Kul, innemâ ilmühâ indallâh. Onun bilgisi Allah katındadır. Ve mâ yudrîke leallessâ'ate tekûnü garîbâ. Bilemezsin, sana kim bildirdi ki? O kıyametin saati yakındır. Ama ne zaman kopacak, onu Allah'tan başkası bilmez. Bunu sevgili peygamberimiz o Cibril hadisi diye meşhur olan hadis-i şerifte de şöyle ifade etmiş. Cebrail de bilmez, ben de bilmem diyor. Kıyametin ne zaman kopacağını Cebrail de bilmez, ben de bilmem diyor. Mel mes'ülü anha bi'a'leme mine's-sâil. Cebrail sormuş kıyamet ne zaman kopacak diye. Peygamber Efendimiz de sorulan sorandan daha bilgili değil bu konuda diyor. Peygamberimiz böyle diyor. Öyleyse çağımızda, geçmiş çağlarda ve gelecek çağlarda da kıyametin tarihiyle ilgili bilgi verenlerin tamamı yalan söylüyor. Ben çağımızda çok adam gördüm. Yani yüzlercesini gördüm. Tarih verdiler, olmadı. Olmadı. Hem de çok onun peşinden gidenleri vardı. Verilen tarihler geçti, vardı, gitti. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا Allah kafirlere lanet etmiştir ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Ne kadar kalacaklar? Halidine fiha. Nisa suresinde de halidine fiha ebeda diyor. Sonsuza değin orada kalacaklar. La yecidune veliyen ve la nasira. Orada onlar için dost da yoktur, yardımcı da yoktur. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Mahşer yerinden yüzleri cehenneme doğru çevrilir. Hani İsra suresinde يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِيْمَامِهِمْ. İnsanları önderleriyle beraber mahşer yerine getiririz. Oradan yine önderleriyle beraber cennete veya cehenneme sevk ederiz. Onun için önderinizi bu dünyada kimi seçmişseniz ahirette onunla beraber olacaksınız. Biz önder ve örnek olarak sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seçmişiz. Cehenneme doğru varınca şöyle bağırıyorlar. Ya leytena eda'nallâhe ve eda'nerrasûlâ. Ah keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Şu önderimiz bizi cehenneme götürüp gidiyor. Ve galu, yine devam ediyorlar. Rabbena innena ata'na sadetena ve küberâena fe edallûnes sebîlâ. Rabbimiz,
Mahşerde bağırıyorlar cehenneme doğru giderken. Biz beylerimize itaat ettik, efendilerimize itaat ettik, büyüklerimize itaat ettik. فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلًا Onlar da yolumuzu cehenneme sapıtmışlar ya Rabbi. Rabbena devam ediyorlar. اَاتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Ya Rabbi onların azabını iki kat eyle. Bir, kendilerini cehenneme sevk ettiklerinden, bizi de cehenneme sevk ettiklerinden dolayı onlara büyük bir şekilde rahmetinden uzak tut ya Rabbi diyorlar. Rabbimize diyor ki, Ya eyyühellezine amen, la tekunu kellezine azev Musa. Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın diyor. Kur'an'da en çok zikredilen kötülük örneği olarak Yahudiler. Firavun'un köleliğinden kurtarmış onları. Ama Musa aleyhisselama da etmediği bırakmamışlar. Musa aleyhisselama yapılan eziyeti siz peygamberinize yapmayın. Onlar gibi olmayın. فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا Onların Musa aleyhisselam hakkında söyledikleri her türlü kötü sözü Allah temize çıkardı. وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا Allah katında Musa aleyhisselamın değeri çok büyüktü. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Yine bize hitap ediyor. اِتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Allah'tan sakının ve güzel söz söyleyin. Sözleriniz iyiliğe teşvik, kötülüklere engel olsun. İyilikleri söylerken de çok güzel söyleyin, diyor Allah Celle Celaluhu. Ki bunu yaparsanız, yani kendiniz başta söylediğinizi yaşarsanız, اِتَّقُوا اللّٰهَ o. Sonra da insanlara o iyilikleri anlatır, kötülüklere de engel olan sözler söylerseniz, يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Allah sizin amellerinizi düzeltir. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Günahlarınızı affeder. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Günahlarınızı affeder. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Başarılı adam desem, aklınıza kim gelir? Kim gelirse gelsin. Hepinizin aklına ayrı biri gelir. Rabbim diyor ki, asıl başarılı adam, başarılı adamların en büyüğü, Allah'a ve Resulüne itaat edendir. Dünyada başarılı olanlar, işte filan müessesenin, dünya uluslararası kurumun, bilmem ne kurumunun başına gelmiş. Çok başarılı. Getiren adama güzel hizmet etmiş. Allah'a hizmet ederseniz, hakka hizmet edenler halka hizmet ederler. Ama halktan birine hizmet ederseniz, bir ömür boyu onun gönlünü yapmakla uğraşır, yine de yapamazsınız. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibali fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha al-insan innehu kana zaluman cehula. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesi bu. Biz emaneti göklere ve yere arz ettik. Ve dağlara. Göklere, yeryüzüne ve dağlara emaneti arz ettik. Ama o emaneti yüklenmekten gökler de, yer de, dağlar da kaçındılar. Hakkını yerine getiremeyiz diye korktular. Ama o emaneti insanoğlu yüklendi diyor.
insan yüklendi, insanlık ailesi yüklendi. Halbuki innehu kâne zalûmen cehûle. O çokça haksızlık yapan, zulmeden ve cehaletin içinde olan çok cahildi. Ama emaneti yüklendi. Burada insan aşağılanmıyor aslında. Bir kere emaneti yüklenmemizin bizde bir değeri vardır. Biz bir kere Rabbim bana bir teklifte bulunmuş, kabul ediyorum diyoruz. Hani ruhlar aleminde lestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde bütün ruhlarımız bela demişiz. Emanetin ne olduğu konusunda tefsirlerimizde akıldır demişler, iradedir demişler, irade, seçme hakkı yani. Yani şunu da seçebilirim, iyi yolu da seçebilirim, kötü yolu da seçebilirim. Hakkı da, hakkın peşinden de gidebilirim, batılın peşinden de gidebilirim. Bu irade bize ait. Bu da demişler, Kur'an'dır demişler. Ve Kur'an'dır diyenler, Haşir suresindeki ayeti kerimeyi delil getiriyorlar. Kur'an'ı biz arz ettik göklere ve yere. Ayeti kerimesini delil olarak getiriveriyorlar. Öyle veya böyle, bütün bunlar bize ait değil. Aklımızı veren Allah, irademizi lütfeden Allah, Kur'an'ı indiren o Allah Celle Celaluhu. Hele hele müminler hem o akıl emanetini hem irade emanetini severek kabul etmişiz, Kur'an'a gönül vermişiz ve gönlümüzü Kur'an'la süsleme için, hayatımızı onunla süslemek için gayret gösteriyoruz. Başarır mıyız, başaramayız mıyız? Ama o yolda olmanın tadını almaya devam ediyoruz biz. Zalim ve cehul olmamıza rağmen biz emaneti Hazreti Adem'den bugüne kadar taşımaya insanlık ailesinin Müslüman grubu olarak, yani Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhisselam, bütün peygamberlerin tamamının, Resul ve Nebilerin tamamının bu emaneti hakkıyla yerine getirdiğine inanıyoruz. Onun has ümmetlerinin de bu emanete hıyanet etmediklerini biliyoruz. Günümüzde de birçok konuda haksızlık yapabiliriz. Elimizde olarak veya olmayarak. Olmayarak zaten yapıyoruz. Çünkü aldığımız kültür bizi hep haksızlığa sevk ediyor. Her şeyi madde ile değerlendiren bir kültürün içerisinde doğmuşuz ve onun eğitimini alıyoruz. İnsanın kanına ve ciğerine, kasasına ve kesesine bakma öğretiliyor eğitim kurumlarımızda. Bu bir zalimluktur. Bu bir cehalettir. Cahiliye dönemi örf, adet, gelenek ve kurallarıdır. Ama Kur'an bizi oradan alıyor. Zalimluktan adilliğe, cehulluktan alimliğe yükselmemizi istiyor. Muhterem seyirciler, hocam hani namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz ama diyoruz. Ammanın arkası çok önemlidir. Bütün ammaların arkası çok önemlidir. Namazımızda dalıyoruz. Dünyanın peşinden koşturuyoruz. Tekbiri alıyoruz. Bir de bakmışız, selam veriyoruz. Namaz bitmiş. Beş vakit namazını düzenli kılanlar, hata etmeden de
dört rekatlı namazı dört rekat olarak kılarlar. Ama bütün dışarıdaki işlerini de bitirirler. Bu neden kaynaklanır? Bu namaz emanetine neden riayet etmeyiz? Yine tabii annemizden, babamızdan, çevremizin etkisi altında aldığımız eğitimden ve eğitim kurumlarından aldığımız bilgiler bizi namaza değil dışarıya yöneltiyor. Ve bizi onunla meşgul ediyor. Biz kendimizi yarım saatliğine veya 15 dakikalığına o hayattan zorla alıyoruz. Bedenimizi alıyoruz ama nefsimizi alamıyoruz. Onun için ısrarla ibadetimizin üzerinde duracağız. Allah'ın kitabından kopmamak için her gün bir bölüm o emaneti nasıl taşıyacağız biz? Ecdadımız bugüne kadar getirmişler, gönülden gönüle, tatlı şeker pınarı gibi gönülden gönüle şebeke halinde Allah'ın kitabını ağız ve dil vasıtasıyla gönülden gönüle aktarmışlar. Dünyanın ömrü ne kadar bilmeyiz ama gelecek nesillerimizin tamamında devam edebilmesi için de bu emanetin taşınmasında bizim aklımız, bizim ayağımız, bizim kolumuz, bizim bedenimiz, bizim paramız, bizim omuzumuz eğer hizmet verecek olursa kalbimiz, ayağımız, tenimiz, saçımızın cehennemde yanmasını biraz olsun engellemeye çalışmış oluruz. Ayet değil, hadis değil. Ama geçmişte hocalarımız deyince bazı hocalar tarafından uydurulmuş bir hikaye. Ama bir gerçeği anlatır yalnız. Hani meleğin bir tanesi iki rekatlı namazını 80 yılda kılmış. İbadetini pek beğenmiş. Yeryüzündeki insanların iki rekatlı namazı 2 dakikada kıldığını görüverince bizlere acımış. O 80 yılda kılmış, bizimkisi 2 dakikada kılmış. Güya. Hikaye tabii bu. Fakat bir gerçeği ifade etmek için uydurulmuş olabilir. Allah Celle Celaluhu meleğe demiş ki, güya diyorum çünkü ayet ve hadis bunu bildirmiyor bize. Ama hoş bir şey. Uydurulmuş olarak kabul edin. Rabbim, o adam, senin kazanç derdin yok. Çünkü yemiyorsun, içmiyorsun. Kız değilsin, erkekle evlenmeyi düşünesin. Erkek değilsin, bir kadınla evlenmeyi düşünesin. Şehvetin yok. Servetin yok. Borcun yok. Çekin yok. Senedin yok. Evim eskiyecek derdin yok. Arabam vuruldu derdin yok. Dişin sızlamıyor. Böbreğin taş bağlamıyor. İhtiyarlamıyorsun. Dizlerin aşağı taraftan gıcırdamaya başlamıyor. Ama benim bu kulum 2 rekat namazını kılıyor ama dışarıda da alacaklı bekliyor. Çekin karşılığı yok. Buna rağmen geliyor. Birçok dünyevi veya makam mevkiyi terk ederek geliyor. Risk alarak geliyor ve bana ibadet ve itaat ediyor. Sonra ben sana emretmedim. Emredilmeyen görevleri yapmak insana değer kazandırmaz. Emredileni yerine getirmek önemlidir. Bu kolum onu yapıyor. Sabah namazında 2 rekatlı farzını kılarken tatlı uykusunu bölüyor. Sen uyku nedir bilmezsin ki. Tatlı uykuyu bölüp benim emrimi yerine getirmenin değerinin ne olduğunu sen bilmezsin ki.
güzel uydurulmuş. Ama gerçek olan bu, yapılan. Yani hastanede yatanların ibadetine bağlı olanlarını görüyorum. Bazen fetvayı sorar kadın veya erkek. Evdeyim, ihtiyarım karyoladan aşağıya inemiyorum. Oğlum veya kızım çalışmak için gidiyor. Akşam 8'de geliyor. Öğle ve ikindi ve akşam namazlarımı ben nasıl kılacağım diyor. Biz de onun tarifini yapıyoruz. Yattığın yerden teyemmümünü yapabilirsin. Yolunu gösteriyoruz. Benim söylemem önemli değil orada. Kaç yaşında bilmiyorum ama o hanımefendi veya beyefendinin en müzmin hastalığın ızdırabı içerisinde iken Rabbine olan kulluk görevini yerine getirmesi çok önemlidir. Allah Celle Celaluhu bu emaneti insana yüklemiş. İnsan kabul etmiş bunu. İnsanın değeri oradan geliyor zaten. Niçin? Niçini de söylüyor. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah Celle Celaluhu münafık erkek ve münafık kadınlara, müşrik erkek ve müşrik kadınlara azap etmek için. Mümin erkeklerle mümin kadınların tevbesini kabul etmek için bu emaneti insanlara yüklediğini haber veriyor. Buradan ben şahsi anlayışım da değil bu benim. Geçmiş ulemamız ehl-i sünnet çizgisindeki insanların bir kısmı bu akıldır demişler, bir kısmı Kur'an'dır demişler. Zaten ikisi birbirini tamamlar. Çünkü aklı olmayanın Kur'an'a iman zorunluluğu yok. Sorumlu olmayacaklar. Onlar doğrudan kestirmeden cennete gönderilecekler. Akıllı olarak gidecekler cennete tabii ki. Kur'an'ı anlamak da akılladır. Onun için bu emanet, yani akıl emaneti yeterli olsaydı Kur'an göndermezdi Allah Celle Celaluhu. İncil'i göndermezdi, Tevrat'ı göndermezdi, diğer sahifeleri, Zebur'u ve diğer sahifeleri göndermezdi. Aklımızın ermeyeceği, yetmeyeceği yerler var. Çağımızdan örnek vereyim, buyurun. Dünyanın her tarafında insanlar huzursuz, rahatsız. Meydanlarda gençler bas bas bağırıyorlar. Haksızlık yapıyorsunuz diyorlar. Kime? Dünyayı yönetmeye kendini layık gören devletler dünyaya pislik üretiyorlar. Neden? Pislik olduklarından değil. Kur'an'a iman etmediler. Akılları da 7 milyarı insanı yönetecek şekilde yaratılmadı. Koydukları kurallar dünyada, diyelim Amerika'da 300 milyon insanın 50 milyonu memnun koyulan kurallardan. 250 milyon insan memnun değil. Türkiye nüfusundan fazla insan evsiz, barksız, sağlıksız, eğitimsiz. Sokaklarda insanların zorla malını alarak, canını alarak geçimini temin etme tarafına gidiyor. Neden? Koyulan kurallar 300 milyona uygun değil. 300 milyonun aklını, hissini, heyecanını, tenini, canını, kanını yaradan Allah Celle Celaluhu'nun kuralını koyuvereceksin. Adama diyeceksin ki seçme hakkı sana ait. Buyur. Seçme hakkın da var, seçmeme hakkın da var. Ama dünyanın zalimleri bunu insanlara arz etmemizi engellemek için İslam aleminde ordular ve üsler tutuyorlar. Evet, Rabbim de diyor ki işte ben o imtihan salonunda gürültü çıkaran, Müslümanların doğru cevap vermesini bile engellemeye çalışan
Münafık ve müşrikler, müşrikin içerisine her türlü kafir girer. Münafıklar ise aslında gavur ama Müslüman da görünebiliyorlar. İkisi de cehennemlik bunların. İkisinin azabı tatması için imtihan salonunda bu fırsatı veriyorum. Müminler de yaptıkları hatalardan tevbe ettiklerinde affetmek üzere yollarını ne ile gösteriyor? Kur'an'ı ile gösteriyor. Emanet Kur'an'dır. Öyleyse Kur'an'ımıza sahip çıkalım. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah bütün günahları affeden, mümin kullarına merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Akıl emanetine sahip çıkalım. Uyuşturucuyla insanların ürettiği Allah'a isyan eden fikirlerle morfinlememeye dikkat edelim. Allah'ın emaneti olan Kur'an'ın önüne insanlardan hiçbirinin sözünü geçirmemeye dikkat edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.